Evet, açıklama buydu. Tabii yenilginin ardından bu açıklamanın gelmesi de önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Millet uyarısını sandık aracılığıyla ifade eder dedi. Kazanan demokrasi olmuştur vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. Daha önceki balkon konuşmalarında hep ekibiyle birlikte o balkonda olduğunu gördük. Bu kez eşi vardı yanında. Yani farklılıklar da vardı. Sayın Sağlar, siz nasıl okudunuz ve değerlendirdiniz bu açıklamayı? Yani klasik bir açıklama olarak görüyorum ben. Bundan önce de benzeri balkon konuşmalarında eser köpürür ama arkasından da hepinizi kucaklayacağız, seçimi biz kazandık lafının da altını çizerek söylerdi. Şimdi demokrasi vurgusu yapması çok samimi olduğu düşüncesinde değilim. Hatırlayacaksınız, meşhur Arap Baharı sırasında da Recep Tayyip Erdoğan Tunus, Mısır gibi bir sefere çıkmıştı. Orada da laik demokrasinin ne kadar önemli olduğunu oradaki ülkelere anlatmaya çalışmıştı. Kendisi Türkiye'deki yok ettiği kavramlardı bunlar. Orada ama bir itiraf var. 52 ili dolaştım ama olmadı. Çok çalıştım ama olmadı lafı önemlidir. Artık kendisinin de, ben de onu söylemeye çalışıyordum biraz evvel, kendisinin de artık iktidar olma gücü, yeteneği, yetkinliği kalmadığının göstergesidir. Toplum artık Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından tanımıştır ve dolayısıyla ona çok güvenmiyor ve inanmıyor. Zaten üçüncü defa anayasa dışı bir dördüncü cumhurbaşkanlığını yapıyor. Anayasa dışı bir noktadadır. Bundan sonra bir daha aday olamayacaktır. Her türlü kumpas kurulsa da, her türlü oyun oynansa da aday olamayacağı açıktır. Toplum artık yeter dediği bir noktadayız. Ben de bir şey değişmediğini görüyorum Recep Tayyip Erdoğan. Bunu yarından sonra daha da iyi göreceğiz. Yani zamlarla, yapacakları şeylerle, işte ekonomi çöküyor diyerek bakanları, 17 bakan gitti İstanbul'da çalıştı. Onların hiçbiri yanında yok. Herhalde Sultanahmet Köftecisi'ni de bıraktı. Onlar açlıklarını orada gideriyorlardır diye düşünüyorum. İstanbul'un kaybıyla üzüntülerini belki o şekilde giderirler diye düşünüyorum ama şimdi ne yapacak bundan sonra? O bakanları oraya gönderen, talimat veren, ama bakan zaten nedir? Recep Tayyip Erdoğan'ın sekreteri konumundadır. Hiçbir yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan yetkisini devrederse ona vekaleten hizmet eder. Bu amorf sistem değişmeli asıl. Yani işin temeli, Türkiye'nin en önemli sorunu laik düzenden çıkarılmaya çalışılmasıdır. Laiklik olmadan demokrasiyi, tarafsız, bağımsız yargıyı, düşünce ve ifade özgürlüğünü ve her şeyden önce inanç güvencesini, inanç özgürlüğünü ve güvencesini oluşturamazsınız. O nedenle laik düzeni kurmak zorundasınız. Laiklik dine karşı olan dinsizlik demek değildir. Aksine laiklik dinle inananların ve o inançlarının güvence altında devam etmesinin, ibadetlerinin rahat bir şekilde yapılmasının tek ama tek güvencesidir. Ama bu din tacirleri, yani dini satarak, kullanarak insanları avutan iktidarlar, işte bizde 22 yıl başımızda arkalarında emperyalist güçlerle. Bakın şimdi şöyle, ben dün çok sevinçten sonra yattım ve düşündüm. 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Yol yaptı, trene girdi ama hepsi emperyalist güçlerin, yani dünyadaki kapital sistemin, kapitalizmin bize enjekte etti. Yollar yapıldı, lastik satışları, araba satışları arttı. Bir de araba üretmeye çalışıyoruz, bizim mi değil mi o da ayrı bir mesele. Köprüler yaptı, köprüler bizim değil. Birkaç tane yandaşın, geçersen de para ödüyorsun, geçmezsen de para ödüyorsun, ödüyorsun. Hastaneler yaptı, şimdi hastanelerde çalışan doktorları, sağlık personelini, hemşireleri tam bir köle gibi çalıştırdılar. Yeter artık, ve bir de şöyle dediler kendi yandaşlarına, artık hastaneye rahat gidiyoruz, iyi de doktor dövüyoruz. Doktor dövme özgürlüğümüz elimize geçti dediler utanmadan. Bunlara da evet diyen, tahrif eden konuşmalar yaptılar. O zaman ne yaptı bize? Ne hizmet etti? Şimdi yumurta alamıyoruz. Et yiyemiyoruz. Çocuklar okullara gidemiyorlar.
Bilge Hanım, bugün okul çağına gelmiş 3 milyon çocuğun okula gitmediğini, gidemediğini biliyoruz. Bu 3 milyon çocuğun 2 milyonu kız çocuğu. Yani kadın erkek eşit değildir diyen bir anlayışın kız çocuklarını okula göndermeyerek Taliban anlayışını Türkiye'de yerleştirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Bakın, kadın ölümleri arttı, çok arttı. Neden? Çünkü kadın erkek eşit değildir diyerek söze başlıyorlar ve her ölümlü, yani yerde, sokak ortasında eşini, eski eşini, sevgilisini, kadını öldürenleri tahtif ediyorlar ve onlara iyi halden dolayı az ceza veriyorlar. Evet. İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 1000'e yakın kadın öldürüldü, biliyor musunuz? Evet. Yani kadın örgütlerinin verdiği rakamlara baktığınız zaman böyle bir sosyal facia yaşıyoruz biz. Bu faciayı oluşturan bugünkü iktidar ve o iktidarın ortaya koyduğu iklimdir. Biz bu iklimi yırtmak istiyoruz. Bu iklimden kaçmak istiyoruz. Bu iklimi kurutmak istiyoruz. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir şey yapmıştır. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Başta Genel Başkan Özgür Özel'e şükranlarımı, teşekkürlerimi bildirmek istiyorum ama asıl bu işin yapan ve güçlü bir şekilde kuranlar Cumhuriyet Halk Partililerdir. Demokrasiye inanmış olan Atatürk Türkiye'sine, layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne, sosyal hukuk devletine inanmış olan insanların çabasıdır. Evet. Aksi takdirde hiç kazanılmayan yerlerin kazanılması mümkün olmazdı. Gittiğim yerde, başa geleyim, sizin söylediğiniz gibi gezdiğim her yerde bir dip dalgayı görüyordum. Esnaf söylüyordu. Ben, evet, AKP'ye oy verdim ama vermeyeceğim artık diyordu. Yani çünkü vererek şımarttığını ve onlar da ona hizmet etmediğini görüyordu. Şimdi ben çok kısaca, çok da az vaktimiz kaldı ama şunu soracağım. Biraz önce kadınlardan bahsettiniz, çocuklar, pek çok şey yaşıyoruz. Basit bir, aslında hep...